Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Direkmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devredeyken sırdaşıma. Ben 6 yaşındayken başladı yani. Babamın bana 6 yaşındayken bir bağlama almasıyla başladı aslında problem. Esas oradan başladı. Belki de bu konuda en fazla suçlu babamdı. Yani iyi şarkı söyleyen çocukken iyi şarkı söyleyen insandım ama pek fazla iyi kafa tutan bir insan değildim açıkçası. Kimlik sorunu yalnızca insanın milliyeti ya da milletiyle ilgili değildir. Yani kişilik sorunu ilk önce insanın ben var mıyım yok muyum diye başlar. Yani hayatın içerisinde varsanız, hayat için bir şeyler yapıyorsanız bunun çok ağır bedelleri vardır. Bu benim için de geçerlidir. İşte bir ülkenin yöneticileri için de geçerlidir. Bakkal için de geçerlidir. Yani eczacısı için de geçerlidir. Ama sanatçı halkın sesi, halkın gözüdür. Yani çağın tanığıdır. Ve çağın birebir tanığıdır. Yani bütün cinayetlerin tanığıdır. Görür ve anlatır. Halk görür anlatamaz. Halk susar. Sanatçının işi gördüğünü anlatmaktır. Korkmadan anlatmaktır. Hiç anlatmaktır. Ama bunun altında düşmanlık. Ben o zaman aslında önemli bir şeyler açıklamak adına değil. Yani bir Kürt asıllı bir insan olarak bir kaset yaptığımı ve bir tek Kürtçe kaset yaptığımı değil. Bir kaset yaptım ve Kürtçe bir şarkı söylediğimi çok iyi niyetli bir şekilde söyledim. Orada yani ben bu kadar tepkinin geleceğini aslında bilmiyordum. Tahmin bile etmiyordum. Ve Kürtler ve Türkler 1500 senedir binlerce yıldan beri birlikte yaşayan bu halkın gerçekten kardeş olduğuna inanıyorum. Yani bunu böyle istediğim için yani Kürt asıllı olduğum için böyle bir şarkıyı söylemek istediğim için yaptım. Yani işte sen madem Kürtçe bilmiyorsun bu Kürtçeyi nasıl söyleyeceksin diye sordular. Yani bunun cevabı çok kolay. Yani Türkiye'de bugün Portekizce, İspanyolca, İngilizce şarkıcılar nasıl söylüyorsa ben de böyle söyleyeceğim yani. Güzel annem, bir çiçeği düşünürken dürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek. Ya ben da her yerde şunu söylüyorum. Ben yaşamın hiçbir döneminde, hiçbir aşamasında orada büyüdüm, orada yerleştim, orada yediğim, orada içtiğim, birlikte hayatı paylaştığım insanlara şerefsiz demedim. Ve bunu demeyecek kadar koskocaman dev asabi yüreğimin de olduğunu herkes çok iyi bilir. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmam. Ne garip şey anne. Hiçbir yanlış yapmamış bir Ahmet Kaya'nın yalnızca Kürt'üm dediği için başına bu kadar felaketlerin gelmesi doğal mıydı? Beni annemden, beni kardeşlerimden, beni ailemden, beni ülkemden, beni dostlarımdan, beni çocuklarımdan, beni eşimden ve en yakınımdaki insanlardan ayırma için bir sebep miydi gerçekten bu? Onları vicdanlarıyla baş başa ve yürekleriyle baş başa bırakıyorum. Acını süpürmek için açtın kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek ben için. Ben o kadar çoğu, o kadar kenar mahalle, şehrin varoşlarından, şehrin damarlarından çıkıp İstanbul şehrinin Bizans'ın ortasına gelen bir Ahmet Kaya bugün böyle bu tür sürgün işlerini yaşamayı hazmedemiyorum açıkçası ya. Ya intikamcı duygulardan arınmış ve gerçekten Türkiye'de iç barış isteyen, artık insanların kışının dibinde yani bombaların patlamasını istemeyen, artık turistlerin rahatlıkla gittiği, insanların artık ben köyüme gidip köyümün çeşmesinden bir bardak su içmek istiyorum, oraya gitmek istiyorum diyen insanın rahatlıkla bugün gidebileceği bir Türkiye yaratmak için kolları bir kere sıvadık. Burada arama, arama anne. Doğru, namuslu bir insan olarak yaşamanın tek bir koşulu, tek bir şartı vardır. Hiçbir zaman sanat, şöhret, para, pul, ar, namus, her şey ama her şey insanın kültürel anlamdaki, siyasal anlamdaki, ulusal anlamdaki kişiliğinden çok da önemli değildir. Koparma anne ağlama, saçlarına yıldız düşmüş. Bir gazete muhabbetinde söylediğim bir şey vardı. Yani meraklısına duyurulur, benim kefenim arka cebimde duruyor. Hiç sırtımı da duvarlara yaslamadan dolaşıyorum. Sırtım açık. Bir şarkıda söylediğim gibi beni bir çocuk bile vurabilir. Boynuna bakıldığı zaman ensesi görünecek kadar şeffaf bir insanım. Koparma anne ağlama. Kaç zamandır yüzüm tıraştı. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula
ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan.